çekeceğim. Görelim. Şey mi gidelim? Ha. Evet, herkese merhaba. Şimdi cuma günü okul çıkışı. Biz de Başaklıbekli Acıbadem'de Starbucks'a geldik. Buraya ilk defa geldin sen. Sen de ilk defa geldin. Aynen. Böyle ben çay latte aldım. Başak'ta ne aldın? Karamel latte. Karamel latte. Güzel böyle bir sınav olduk. Cuma günü. Harika. Arada böyle günler buldukça vlog çekeceğim. Genellikle Başak olacak. Her gün beraberiz okuldan dolayı. Ezra şimdi biz burada takıyoruz. Bu arada böyle yukarısı falan var. Çok güzel. Ben varım. Evet, biz burada takılalım. Bugün günlerden... Başak'la şimdi biraz konuşalım dedim. Şimdi bana bir şeyler söyle. Sorusu. Belki. Bana bir şeyler sor. Veya ben sana sorayım. En sevdiğin arkadaşın kim? Ay, acaba? Peki, en sevdiğin ders? Beden yok, müzik yok. İngilizce. İngilizce. Aynen. Gitmek istediğin ülke? İngiltere ya da Amerika. Bilemedim. Bilemedim. Benimki de aynen ya İngiltere ya Amerika. Amerika artık bozdu İngiltere diyorum. Herkes gidiyor yeter. En sevdiğim yemek? Bütün yemeklere... Sevgim var, kavurma. Rize kavurması. Herkese merhaba. Bugün 3 Aralık ve biz şimdi hazırlandık. Çok hızlı bir şekilde GameX'e geçeceğiz. Şimdi burada başlatmak istedim. O yüzden şimdi acelemiz var. Biz çıkacağız. Ben yine orada size görüntüleri göstereceğim. Ama şimdi çıkalım zaten. Görüşürüz. Evet, şimdi yoldayız. Bu arada GameX ne olduğunu bilmiyorsanız bu büyük oyun kanallarının da olduğu, oyunların oynandığı bir fuar, böyle bir buluşma yeri gibi bir şey. Bugün de biz güzel kanallar olsun, diğer YouTuber'lar olsun hep beraber gidiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Bilmiyorum nasıl olacak. Bir sürü insan var. Tabii oyun oynamaya geliyor hani. Böyle ne yaptığımı, ne ettiğimi söylemek istedim. Ve gripim sesini anlayacağınız üzere böyle hasta hasta karşıya gideceğim. Bu arada yolu bilmediğimiz için otobüse bindik yani. Nerede ne oldu tam bilmiyoruz. Hani park alanında falan o yüzden. Ve annemle babamla benimle birlikte yardım edecekler bana işte standta durmamda. Fotoğraf çekimleri falan filan. Hep beraber onlar da görsün dedim. Öyle çok heyecanlıyım. Çok hastayım aslında, çok zorlanıyorum. Ama başarabilirim. Ve biraz kahve ihtiyacım var. Bugün kahve içmiyorum. Aa, eti. Evet, şimdi GameX alanına geldik. Gireceğiz birazdan. Çok güneşli, muhtemelen görünmüyor. Ama şu an böyle. Nereden gireceğiz dedi? Şimdi biz personel girişini yani bekliyoruz. Bayağı kalabalık var aslında. Bizi alacaklar. Biz de burada bekliyoruz.
İnsanlar gelmeyecekler, sen çıkarsın. Tamam, çıkayım. Çık hadi, o zaman bekleyin. Tamam. Evet, saat 4'e geliyor. Ben de alanı bırak, ben de fuardan çıktım çünkü çok hastayım ve artık dayanamadım. Çok yüksek ses ve çok kalabalıktı. Şimdi size bugünkü kombinimi göstereceğim. Annem kamera tutacak. Evet. Ceket. Ceket sıradan. Bu beyaz, bunlardan mangodan. O Kozeta Ali mağazası. Ha, Kozeta Ali mağazasından bir şey. Pantolonları kapşaklar. Botları da ev. Dondum. Şimdi eve doğru gideceğiz. Ölüyorum. Hava buz gibi. Çok eğlendiğimi söyleyebiliyorum çünkü çok fazla oyun kanalı vardı ve ben hiçbir şekilde oyun oynamıyorum. Oyun oynamayı bilmiyorum. Her neyse. Bununla da ilgili bir video yapabiliyorum aslında. Her neyse, şimdi eve doğru gideceğiz. Tuvalete girmem lazım. Patlayacağım. Ay, sesim yine çok kötü. Bu arada grip olmam demiştim. Yanılmışım. Titriyorum şu an. Bir önce eve gitmek istiyorum. Herkese merhaba. Bugün 9 Aralık Cuma akşamı ve sizlerle birlikteyim. Şöyle hemen bir açıklama zaten Snapchat'te yapmışım ama yine de söyleyeyim. Video çekemiyorum çünkü şarj aldım, bozuldu. Her neyse, o yüzden bir aksaklık olduğu için atamıyorum videolarımı. Her neyse, haftaya bütün düzenle tekrardan başlayacağım. Hatta 2-3 video bile atabilirim bir anda. Bilmiyorum. Şimdi annem, ablam, bir tane misafirimiz, böyle eskiden olan bir annemin arkadaşı ve ablamla birlikte Akasya'ya geçeceğiz. Bu arada bugün başıma gelen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hemencecik. Şimdi bugün babamla birlikte Coca-Cola'nın deneme çekimine çağırmıştım. Ben ajanslık ettiğimi bilmiyorsanız. Hep oyuncu olmak istediğim için. Coca-Cola'nın reklam deneme çekimine çağrılmıştım. Levent'te bir yerde gittik. Öncelikle yani film depo yeri, yani ajans, stüdyo gibi böyle bir yer vardı. Orası mükemmeldi bu arada. Her neyse... İşte Coca-Cola. Şimdi zaten Coca-Cola denince aklıma kola geliyor ve ben kola içmiyorum. Şimdi ben zaten bir gerildim, dedim. Şimdi kola içeceksem kötü olacak. Yani yapamıyorum. Yani açıkçası artık ben böyle diyet olaylarından da önce zaten kola içmediğim için aşırı tuhafsıyorum. Yani kola içmeyi, kola içeni. Yani anladınız mı? Her neyse, sıram geldi deneme çekimi için. Girdim. Önüme kola koydu. Ben şoklardayım ama. İlk başta sizden bir kendinizi tanıtmanızı istiyor falan filan, profil çekiyorlar. Bir dakika. Efendim. Tamam, hadi öpüyorum abi. Sonra senaryoyu verdi. Yani benim yapmam gereken, yani eğer reklama kabul edilsem oynamam gereken yeri böyle cümle cümle yazmışlar. Orayı bana verdi, okuyorum. İşte şey diyor. Kız masada kardeşinin karşısında mutlu bir şekilde Coca-Cola içiyor. Sonra köftesini veriyor. Bir de düşünsene, köfte yedireceklerdi bana. Her neyse. Köfte yerine negro. Bildiğiniz kurabiye negroyu önüme koydu. Ben şoklardayım ama yani. O beni çeksene kameraya, gülmekte ölür. Bir de çaktırmamaya çalışıyorum. Çünkü yani Coca-Cola reklamında oynamak büyük bir şey bence. Sonra böyle dedi ki işte bunu önce Coca-Cola'yı... dikeceksin. Sonra mutlu bir şekilde köfteni yiyeceksin, yani negroyu. Sonra kardeşine vereceksin. Yani karşımda da kardeşim var gibi duruyor. Yani kimse yok da hani. Arkadaşlar, kola içiyorum. Ama artık böyle bitsin lütfen, bu bir rüya olsun artık. Çıldırıyorum. Ya cidden belki şu an size çok yanlış veya İrem iyi misin işte, manyak mısın, sadece bir kola diyebilirsiniz de, hani cidden alışık olmadığım için ve hani su ve süt dışında çok bir şey içmediğim için hani hazır. Evet. Yani bana aşırı tuhaf geliyor. Yani cidden bu nasıl denir? Yüzme bilmeyen birine yüzme öğretir gibi bir şey. Çünkü ben, yani ben çünkü 6 senedir kola falan içmem yani. Bana cips de verseniz yiyemem asla. Ama işte böyle zorunluluk olunca. Neyse, ben kolayı içtim. İçiyorum ama artık tüküreceğim yani. O kadar iğrendim ki. Sonra ama tabii ki de belli etmiyorum artık. Beynimde dönüşen şeyleri siz düşünün. Sonra negro mu yemek için? Elim uzatıyorum falan böyle. Ben hani Allah'ım kabusum falan. Ne yapacağım, ne edeceğim. Negro yiyorum. Ve bunu bir 4-5 kere yaptık.
İrem Çağlan Şok arkadaşlar. Cidden hayatımda yaşadığım en komik anı falan. Zaten oradaki kadın biraz bir agresifti. Öyle söyleyelim. Tabii ki de bir aramızda tartışma olmadı. Hani böyle yap, et, böyle çok sert tavırlıydı. Bilmiyorum yani benim kişiliğime karşıydı. Bayağı biraz orada huzursuz oldum. Zaten bir de kola içince ayrıyetten sinirlendim falan böyle. Her neyse bu da böyle bitti ve diyorum eğer ben bu reklama seçilirsem bile gitmem. Ki umarım yani artık seçilmem mi diyeyim yani. Çünkü hem kola içeceğim reklama seçilirsem hem köfte yiyeceğim. Benim için imkansız şeylerdi ama böyle güzel bir deneme oldu. Kendime öğrenmiş oldum demek yapamayacağım şeylerin çekimine gitmemem lazımmış. Öyle bir anım yani. Ay çok komikti. İnanamıyorum. Hala hepsi rüya gibi geliyor. Yani kendim kusturmak istiyorum. Yani biliyorum hala abartıyorsun İrem diyorsunuz ama cidden alışık olmadığım için çok 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 tuhaf geldi bana. Yani aşırı hassasım. Neyse. Bugünü yaşamadı olarak kabul etmek istedim. Yani kolayı çeken diyorum ki İrem 5 gün bir şey yeme. İrem ben artık ben çıldırdım yani. Neyse arkadaşlar bunu da bütün iyi niyetimi sizinle paylaşayım. Lütfen İrem kafa yemedin gibisinden bir şeyler demeyin. Şimdi birazdan çıkmak üzere size görüşürüz diyorum. Evet şimdi tekrardan Victoria's Secret'dayız. Victoria's Secret ablamla birlikte. Şimdi ablam böyle takılacağız ve bilin bakalım kim geliyor? Kübra. Herkes yok. Herkes Kübra yok. Kübra şimdi burada gelecek. Evet. Şimdi yanımda Kübra sağlam birlikteyiz. Şimdi Zara'ya girdik. Orada böyle giyindim. Biraz abarttım. Beğendin mi beni? Beğendim bayağı. Biraz böyle değişiklik olsun dedik. Ve evet. Zara'ya giriş. Nasıl botlar? Burada kendim görebilirsiniz. Ceketim Zara'dan. Tişört içinde H&M 5 lira falandır. Pantolon Topshop'ta. Bu annemin yıllar önceki botu. Ve ayakkabıların güzelliği. Şimdi ablamın tarafını falan çekeceğim diyorsun şu dekor, fotoğraf dekoru. Böyle burada oturuyoruz, öyle takılacağız. Arkadaşlar şu an çökmüş gibi görünüyor olabilirim. Şimdi Akasya'da Apple Store'dayım günlerden ve 13 Aralık. Dediğim gibi laptop şarjımı hala yaptıramadım. Şimdi vlogumu editledim. Böyle karışık biraz vlog oldu. O yüzden çok özür dilerim. Ama şimdi hemen makyaj videomu editleyeceğim. Bir sürü daha işim var. O yüzden burada hemen bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.